Şöyle bir gözlerimizi kapatalım. Gönül dünyamızdan şu saatlerde Çanakkale'ye doğru bir gidelim. Hani bir Tokat türküsü var ya, oy 15'li 15'li Tokat yolları taştı. Kıymetli dinleyenlerim, bu türkü Hicri 1315 yılına tekabül eden, miladi 1898 yılına tekabül eden gençlerin doğum tarihi ve o gençlerin cepheye gidişini ifade ediyor. Yani 1898 yılında doğan çocuklarımız 17 yaşında cepheye sevk ediliyor. Burada yaş itibariyle akran olduğum arkadaşlar var. Onlar gayet iyi bilirler ki orduda, askeriyede ihtiyar kuvveti 20 yaş altına düşmüş ise o toplum artık can çekişiyor demektir. İşte Çanakkale mahşeri. Ben savaşı demiyorum. Çanakkale mahşeri Türk toplumunun 96 sene önce can çekiştiği bir dönemi anlatıyor bizlere. Yalnız bu sohbete başlamadan önce biz hangi medeniyetin mensuplarıyız? Bu kavganın kaynağında ne yatıyor? Osmanlı dendiği zaman biz ne anlıyoruz? Bunlardan bahsetmek lazım. Buraya gelirken arkadaşlarım, benim Of'tan birçok arkadaşım var. Yani Of bana uzak bir yer değil. Sayın İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, hocam Of'ta sohbetim var dedi. Hiç ben nedir diye sormadım, geliyorum dedi. Yani bizim Ballıca köy var yukarıda. Belde olmuş şimdi. Belediye başkanımız burada mı acaba? Orada bilginler var benim dostlarım. Ben arada gelirim onları ziyarete. Yine Giresun Üniversitesi'nde okuyan ve şehit olmuş Fındıkoba köyünden rahmetli Ali Bulut kardeşimiz var. Mekanı cennet olsun. Şimdi Osmanlı'dan bahsedeceğim. Benim çalışma alanım Osmanlı Devleti. 3-4 tane anekdot not. Sonra da 19. yüzyıldaki yaşanan olaylar, şart meselesi, ardından Çanakkale, Çanakkale'yi nasıl algılamamız lazım, Çanakkale'yi nasıl fark etmemiz lazım. Kıymetli dinleyenler, Osmanlı döneminde hep konuşulur ya, efendim işte adalet, hukuk büyük bir inkişaf göstermiş, büyük bir gelişme göstermiştir diye. Gerçekten buna ait çok şey biliyor muyuz? Bugün bir örnek vereyim ben sizlere. Bakkallarda bir borç defteri diye bir defter vardır. Vatandaş alışveriş yapar. Osmanlılar'da bunun adı zimem defteri. Zimem defteri. Bakın ne yapıyor vatandaş? Fakir fukaranın borcunu gidiyor bakkala. Diyor ki aç bakalım diyor şu zimem defterini. Açıyor. Kaç para? 150 lira. Açıyor. 200. Açıyor. Hiç bakmıyor kimin olduğuna. Sadece ödüyor. Topla bakalım diyor. Ne kadar tuttu? 1500 lira. Ödeneme sağlı diyor. Fakir fukara bakkala geliyor. Borç ödemeye. Bakkal diyor ki senin borcu ödendi. Kim ödedi? Belli değil. İşte borç böyle ödeniyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu ara televizyonlarda tarih programları çok. Ama kusura bakmayın eleştirmek zorundayım. Özellikle Osmanlı haremini anlatan, çünkü ben Osmanlı tarihçisiyim. Osmanlı haremini anlatan programı kabul etmek mümkün değil. Bir kere Osmanlı haremine girip haremi anlatmış resmi bir kayıt yok. Osmanlı haremine ilk defa giren kişi son vakanüist, resmi tarihçi Abdurrahman Şeref'tir. O da 1908 tarihinde girmiştir. O zamana kadar Osmanlı haremi ile ilgili harem, haram olan yer. Bakınız, evinize misafir geldiği zaman misafirinizi bile evinizin her yerinde gezdirmezsiniz. Misafirin geleceği bellidir, oturacağı bellidir. Hatta tırnak içerisinde misafirin konuşma adabı bile bellidir. Ki muhteşem bir devletin sarayına giriyorsunuz ve her yeri gezme hakkına sahip değilsiniz. Orada ses tonunuz bile belli bir düzende, bir ahenkte olmalıdır. Çünkü Osmanlı Devleti'ni uzun yıllar güçlü kılan anlayış bir terbiye, bir ahlak devlet olmasıdır. Bunu da anlattıktan sonra bir başka konu hep tartışılır televizyonlarda, Osmanlı'da çok evlilik var mıydı diye.
Ben rakamlar vereceğim, tarih söyleyeceğim. Sene 1682, Bursa vilayeti. Eski adı Hüdavendigâr. Diğer bir adı Biruze. En son Bursa. Hüdavendigâr da Orhan Gazi fethediyor, oğlunun adını veriyor Bursa'ya. Oradan geliyor ismi. 1682 yılında Bursa şehrinde mahkeme kayıtları, şeriye sicilleri, kadı kayıtları dediğimiz kayıtlarda 2745 aile var kayıtlı. 2745 aile. Bunlardan %95'i tek eşli. 1682. Tek eşli. Payitahta gelelim, İstanbul'a gelelim. 1885 yılında İstanbul'da, yani 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'da çok eşlilerin oranı %2.51. %2.51. 1906'ya geldik. Yani yavaş yavaş işte 100 sene önceye geldik. İstanbul'da çok eşlilerin oranı %2.26. İşte Osmanlı'da çok eşlik bu kadar bir şey. Şimdi sorarım size. Osmanlı'da mı çok eşlik daha çok, günümüzde mi daha çok? Bir başka mesele. Tabi onlar paparazzi tarihçiliği yapıyorlar. Paparazzi sohbeti. Paparazzi tarihçiliği yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirlerimiz. Bugün yardımlar toplanıyor değil mi? Bazı zamanlar işte Afganistan'a toplandı, Pakistan'a toplandı. Hatta Ermenistan'a yardım edildi 1994'te deprem münasebetiyle. Bugün Giresun'da o hocamı tebrik ediyorum. Japonya'da yaşanan deprem felaketine ait bir konuşma yaptı ki genç bir imam kardeşimiz, helal olsun. Tebrik ediyorum. Belki yarın mı toplanacak? Bu Osmanlılar'da bunun adı İyani-i Cihadiye. İyani-i Cihadiye. Kırım Savaşı münasebetiyle Trabzon ve çevresinden İyani-i Cihadiye adı altında Trabzon vilayeti dediğimiz zaman Opa'dan Samsun'a kadar olan bölgeden bahsediyorum. Trabzon vilayeti. Merkez Trabzon, geri kalan bölgeler kasalar. İstanbul'da alınan karar gereği Trabzon vilayetinden toplanması düşürülen Kırım Savaşı münasebetiyle İyani-i Cihadiye'nin miktarı 250.000 kuruş. Yardım toplayan arkadaşlarımız bilir. Bu tür yardımlar genellikle hep düşürülenin altında gerçekleşir. Kıymetli dinleyenlerim, Trabzon ve havalisinden Kırım Savaşı münasebetiyle toplanan yardım miktarı 456.250 kuruştur. Yani iki katı. Bu bölge insanının vatan sevgisinin de tezahürüdür. Son bir anekdot bilgi, ondan sonra Çanakkale'ye geleceğiz. Milli mücadele yıllarını hatırlarız. Fahrettin Altay Paşa hatıralarını da anlatır. Tam Sakarya Meydan Muharebesi'nin böyle can alıcı noktasıdır anlattığımız hadise. 500 kişilik bir kuvvetle Duatepe ve Mangaltepe'yi tutarlar. Ve Yunan birliklerinin çok güçlü saldırdığı bir mevzidir burası. Ben gittim gezdim. Bu bahsettiğim yeri gittim gezdim. Yüksek bir tepe. Aşağıda düz bir ufak bir tepecik var. Fahrettin Altay Paşa diyor ki geriye telgraf çekiyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Paşam diyor çok güçlü geliyorlar. 15 bin kişilik bir kuvvetle saldırıyorlar. Topçu birlikleri ve teyare birlikleri var. Geri çekilelim mi? Mustafa Kemal Paşa telgraf çekiyor. Diyor ki dayanın, sabredin, gönüllü Karadenizli alayları geliyor. Benim de hemşerim olan Trebonlu Hüseyin Avni Alparslan Bey komutasındaki gönüllü alaylar. Fahrettin Altay Paşa diyor ki bu telgraf geldiğinde ben sadece bizim moral motivasyonumuzun yükselmesi için, yani direncimizin artırılması için bu telgrafın çekildiğini düşünmüştüm. Akşam vaktine doğru diyor, aşağıda tepede, tam 3 kilometre aşağıda bir karaltı gördüm diyor. O karaltı işte ta Hopa'dan Samsun'a kadar olan bölgenin insanlarından oluşan 4500 kişilik gönüllü alayı. Ve komutanları Hüseyin Avni Alparslan Bey. 4500 kişi. Aşağıda tepecikte üzerlerindeki ağırlıkları bırakıyorlar. Çuvallarını bırakıyorlar, materyallerini bırakıyorlar. Kullandıkları silah sürmene gaması. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşanan en büyük gerilla savaşı yaşanıyor. O tepe
15 bin kişilik Yunan kuvvetlerinin karşısında tutulan o tepe bir günde tam 7 kere değiştiriyor. Ve tepe tutuluyor. Kıymetli dinleyenlerim. Ve tepe Yunan birlikleri dağılıyor. Bozulma orada başlıyor. Hatlar kopmaya başlıyor. Ve gönüllü alay geri dönecek. Nerede bırakmışlardı eşyalarını? Aşağı tepecikte. Tepeye geldiklerinde bakın bir günlük muharebe bu. 2500 tane çuvalı sahibi yok. İşte mücadele böyle. Şimdi Çanakkale'ye gelelim. Şart meselesi burada arkadaşlarımız anlatıyorlardır. Şart meselesi 19. yüzyılda başlamış bir olay değil. Şart meselesi Müslüman Türk'ün Anadolu'ya geldiği gün başlayan meseledir. Müslüman Türk Anadolu'yu fethettiği gün şart meselesi başlamıştır. Bu üzerinde yaşadığımız topraklar bütün dinler tarafından kutsal topraklar sayılır. Dikkatlerini çekiyorum. Yaşadığımız topraklar bütün dinler tarafından kutsal topraklar sayılır. İnsanlar ne yaparlar? Kutsallarına ulaşmak için gayret ederler. Yani biz onların kutsal topraklarını fethettik. Ve onlar bu topraklardan vazgeçmeyecekler. Yani eğer bugün vazgeçmeye düşünüyorsan aldanırsınız. Bu topraklardan vazgeçmeyecekler. İşte Çanakkale yani Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti Rus Çarı Nikola'nın hasta adamını ifade ettiği 19. asırda artık 19. yüzyılın sonuna doğru duyunun bir idaresinin kurulmasıyla beraber yavaş yavaş tasfiye edilmeye başlanıyor. Özellikle de 1878 yani 93 Harbi'nin akabinde toplanan Berlin Kongresi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin tasfiye edilmesi projesi hayata geçirmeye başlanıyor. Yeri gelmişken de söyleyeyim, bu tasfiye hareketi içerisinde Batılı devletler özellikle Osmanlı Devleti'nin içinde 500 sene beraber yaşadığı, Milleti Sadık adını verdiği, gayrimüslim tebaamızdan olan Ermenileri burada bir paravan şirket olarak kullanmaya başlıyorlar. Bakınız, Ermeni meselesi 1915'te başlayan mesele değildir. 1915 sondur. Halbuki Berlin Kongresi'nden sonra 1895 Trabzon isyanı vardır, Ermeni isyanı vardır. Bakın 15'ten 20 sene önce Trabzon'da Ermeni isyanı vardır. Trabzon'da mahalleli yakılmıştır. Bir sürü insanımız katledilmiştir. Sason isyanı vardır. Zeytun isyanı vardır. Peyderpey. İşte Osmanlı Devleti'nin dinamizmini ortadan kaldıramayan Batılı devletler ki 19. yüzyılın güneşin batmadığı imparatorluk diye ifade edilen Büyük Britanya İmparatorluğu büyük bir hayal peşindedir. Nedir bu hayal? Fethedilmiş olan İstanbul'u tekrar ele geçirmektir. Onlar için kutsal bir şehirdir. 1914'e geldiğimizde burada önemli bir şeyden bahsedeyim. Çanakkale mahşeri yani şu anda başlayıp bir günde bitmiş bir hadise değildir. Çanakkale mücadelesi 422 gün süren bir savaştır. 422 gün. 422 gün devam eden bir savaştır. Türk toplumu bu savaşı kılcal damarlarına kadar hissetmiştir. Gerçekten Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti çok çeşitli cephelerde mücadele ediyor. Bunlardan bir tanesi Sarıkamış. Sarıkamış'ta kıymetli dinleyenlerim 15 günde 85 bin şehit verdik. 15 günde verdiğimiz şehit sayısı 85 bin kişi. Galicia'da, Filistin'de, Irak'ta aynı anda 5 cephede savaşıyoruz. Ve kime karşı? Bütün dünyaya karşı. Bugün şöyle hayalinizde bir geliştirin bakalım. Dünyanın en büyük devleti, en güçlü devleti, teknolojik bakımdan, silah bakımından acaba 5 cephede savaş yapabilir mi? Bakınız 5 cephede mücadele veriyoruz. Ve artık o kadar büyük zayiat vermişiz ki Balkan Muharebesi'ni kaybetmişiz.
ordumuzun morali bozuk. İstanbul'da yaralı, hasta askerlerimiz camilerin, medreselerin mahfillerinde, efendim salonlarında, odalarında askerlerimize tedavi edecek mekan yok. Ve düşünün ki Balkan Muharebesi'nin moral bozukluğu, motivasyon bozukluğu toplum üzerinde büyük bir şey yaratmış. Ve ülkenin değişik yerlerinde de ufak tefek isyanlar baş göstermeye başlamış. Merkezli otoritenin zayıflamasıyla beraber isyanlar ortaya çıkmaya başlamış. İşte Çanakkale Muharebesi'nin yaşandığı dönem bu döneme denk gelmekte. Anadolu'nun her yerinden ama özellikle de iki şehrinden bahsetmek lazım. Bunun bir tanesi Konya, bir tanesi Kastamonu'dur. Çanakkale'de en çok şehit veren vilayetlerimiz bu iki şehirdir. Neredeyse bu iki vilayetin erkek nüfusunun tamamı kırılmıştır. Her yerden vardır. Çanakkale bir cem olma savaşıdır, var olma savaşıdır. 17-18 yaşında çocuklarımız tüfeği kaldıramayacak, tüfeği sırtta taşıyamayacak yaştaki gençlerimiz bu savaşta saf tutarlar. Burada niye çok zayiat verdik? Bir an önce Sayın Başbakanımız konuşma yaptı. Dünü unutacağız. Düne çok ağıt yaksak, düne ağlasak, gözyaşı döksek, dün dünde kaldı. Ama yarını elimizde tutmak mümkün. O ruha sahip olmak lazım, o heyecana sahip olmak lazım. Bakın niye kaybettik Çanakkale'de. Rakamlarla konuşalım. Müttefik donanmasında bulunan gemi sayısı yaklaşık 450 tane. Devasa bir donanma. 450 tane gemi var. Ve müttefik donanması bu gemilerde bulunan askerlerinin su ihtiyacını nereden karşılıyor biliyor musunuz? Mısır'dan karşılıyor, Mısır'dan. Adalardan ve Anadolu sahillerinden karşılamak istemiyor ki Türkler oraları zehirlemiştir düşüncesiyle. Halbuki Türkler hiçbir şey zehirlememiştir. Bakınız Mısır'dan karşılıyor su ihtiyacını. Ve bizim toplarımızın vuruş menzili, bataryalarımızdaki topların vuruş menzili 1,5 kilometredir. Müttefik donanmalarında bulunan topların vuruş menzili 2,5 kilometreden başlar. Ve büyük zayiat vermemin sebebi de budur. Yine bu arada müttefik donanmalarında teyare gemileri vardır. Teyare gemileri. Balonlar vardır. Yani bizim siperlerimizi, menzillerimizi yukarıdan el bombaları bombalarlar. Ve ciddi zayiat veririz bu konuda. Ha bu arada Nusret mayın gemisiyle beraber döşenen mayınlar vardır. Belki de müttefiklerin en büyük hatası, yani askeri hatası karaya çıkmalar olmuştur. Karaya çıktıklarında göğüs göğüse, siper siper. Yani öyle siperler çok uzak değildir. 5-6 metredir. Yani 5-6 metre ötede düşman kuvvetleri siperi ve bu tarafta bir siperlerimiz vardır. Burada bir anekdot bilgi. Akif'ten bahsetmemiz lazım. Arkadaşlarımız bir an önce çok güzel hazırlamışlar. Çanakkale şehitleri şiirini. Bunu iyi bilmemiz lazım. Akif Almanya'ya gönderiliyor bu dönemde. Teşkilat-ı Mahsusa'nın elemanı olarak Almanya'ya gönderiliyor. Gidiş sebebi şu. Almanlar tarafından esir edilen ve Müslüman coğrafyasından gelen esirleri ziyarete gidiyor Almanya'ya. Akif soruyor onlara. Diyor ki niçin bizimle savaşa geldiniz? Cevap. Diyor ki İngilizler bize dedi ki Almanlar İstanbul'u işgal ettiler. Hükümdar ve halife esir. Eğer yardım ederseniz halifeyi kurtaracağız. Biz halifeyi kurtarmaya geliyorduk diyorlar. Akif bunu anlatıyor. Almanya dönüşü. İngilizler dün de yalancıydı, bugün de yalancıdır. Yine bakınız, İngilizler o kadar yalancı ki o şiir nerede yazıldı biliyor musunuz? Sevgili gençler, Çanakkale şehitleri şiirini Akif Çanakkale'de yazmadı. Arabistan'da yazdı biliyor musunuz? Necef çöllerinde yazdı. Ne yapıyordu Akif Arabistan'da? Arabistan'da Akif İngilizlerin propaganda sonucunda Osmanlı'ya isyan etmiş Müslüman kardeşlerimizi bu isyandan vazgeçirmek üzere
Arabistan'daydı. Diyordu ki onlara, ne yapıyorsunuz? Çünkü Akif'in İslam dünyası üzerinde ciddi bir tasarrufu vardı. Sadece Osmanlı coğrafyasında değil, bütün İslam dünyasında Akif'in bugün de tasarruf hakkı var. Onları bu isyandan vazgeçirmeye çalışıyordu. Vazgeçildi mi? Geçirme verildiği dönemde. Ömer Fahrettin Paşa var, Medine müdafi. Ömrü hayatında o bölgeyi çölü görmemiş. Çöl bilmiyor askerimiz. İlk defa gidiyor İstanbul'dan. Ve Medine müdafazından sorumlu. Gidiyor. Medine'nin etrafındaki su kuyuları zehirlenmiş. Medine'yi Anadolu'ya bağlayan demiryolu havaya uçurulmuş. İrtibat kopmuş. Hatırlayınız. Türk insanının hurma yeme kültürü yoktur. Biz hurmayı ne zaman yeriz? Ramazan'da iftarilik yeriz. Doğru mu? O da peygamber sevdasındandır. Ona hürmeten iftarımızı hurmayla açarız. Bakınız, gıda bitmiştir Medine'de. Aynen bu dönemde. Bakın bu dönemde. Medine müdafi Ömer Fahrettin Paşa'nın. Ve gıda bitiyor. Önce hurma çorbasıyla başlıyor işe. Hurma da bitiyor. Çorbasını yiyemeyen Mehmetçik hurmayı değirmende çekirdeğini öğüterek yemeye başlıyor. O da bitiyor. Fahrettin Paşa bir emir çıkarıyor. Diyor ki herkes diyor günde bir çuval çekirge toplayacak. Çekirge. Çekirge yiyorlar bizim askerlerimiz. Hatta diyor ki askerleri toplayın evlatlarım diyor. Ben Müftü Hoca'ya sordum. Herhangi bir beis yoktur yenmesinde. Hatta diyor eti de tavşan etine benziyor. Kendisi yiyor. O da bitiyor. Ve İstanbul işgal altında o dönemde. İşgal ediliyor sonra. İstanbul'dan emirname geliyor. Ömer Fahrettin Paşa'ya. Medine'yi teslim etti. Fahrettin Paşa telgraf çekiyor. Diyor ki burası kutsal topraklardır. Kutsal topraklar bir nazırın emriyle düşmana teslim edilemez. Benim bu şehri teslim etmem için padişah fermanı ve Şeyhülislam fetvasını isterim diyor. Hesap ne biliyor musunuz? Zaman kazanmak hala Anadolu'yu bir bağlıyor. Anadolu'dan yardım gelir diye zaman kazanmaya çalışıyor. İki ay içinde fetva ve ferman da geliyor. Fahrettin Paşa diyor ki bunu da kabul etmiyorum. İstanbul işgal altında. İşgal altında verilen fetva da ferman da sahih olamaz. Kıymetli dinleyenlerim, askerlerimiz patır patır dökülüyorlar, şehit düşüyorlar açlıktan. Komutanlar toplanıyor. Komutanım teslim olalım. Yoksa hep kırılacağız. Ben diyor imza etmem. İmza atmam. Kefenli giyiyor, kefenli sevgili gençler. Ravza-i Mutahara'ya sığınıyor Ömer Fahrettin Paşa. Ravza-i Mutahara'ya sığınıyor. Ve oradan Ömer Fahrettin Paşa sürüklere sürüklere İngilizlere teslim ediliyor. Oradan Malta'ya sürgüne gidiyor. Önce Mısır, ardından Malta. Ne zaman? Bu mücadele yapıldığı yıllarda. Tekrar dönelim Çanakkale'ye. Çanakkale'yi Akif kadar herhalde güzel anlatan bir edebi eser yok. Onun üzerine konacak bir eser de yok. Şimdi sorarım size. O dönemde edebiyatımızın müstesna kalemleri vardı değil mi? Önemli kalemleri vardı. Bugün derslerde, okullarda, mekteplerde öğrencilerimizi okutuyoruz. Şimdi sorarım size. Hangisinin kaleminde Çanakkale var? Hangisi Çanakkale'yi anlattı? Lütfen bir düşünün bakalım. Akif'ten başka kim anlattı Çanakkale'yi? Var mı? Hikayesinde, şiirinde, romanında var mı? Yok. Herhalde Akif yazmasaydı bir Çanakkale'yi unutacaktık. Buradaki bizim yaş grubu hatırlar. Tarihi Fi'de bir kültür bakanımız vardı. Japonya'yı ziyarete gidiyor. Tarihi Fi'den bahsediyorum. Bizim kültür bakanımız Japonların Samuray filmine hayranmış.
Anlatıyor ballandıra ballandıra. Japon Kültür Bakanı diyor ki, ya niye buna hayranlık duyuyorsun? Sizin diyor bir Çanakkale'niz var ki, bizim samuray filmlerimizin hepsine 5 şeker. Herhalde başka bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi savaşta anekdot bilgiler vereyim. Seyit Çavuş'u gördünüz biraz önce. Sırtında muhteşem bir gülleyi kaldırıyor. Komutanı diyor ki, Çavuş ne istersin ödül? Ne diyor biliyor musunuz? Komutanım diyor, bir tahinim yetmiyor, bana 2 tahin verir misiniz diyor. Görüyor musunuz isteği? Bana diyor bir tahin yetmiyor, bana 1 tahin daha verir misiniz diyor. İstek bu. Yine hanımefendiler çok burada. Muhterem hanımefendiler, Çanakkale mahşerinde bayanlar var cephede. Ve keskin nişancılar var. Çanakkale'de bayanlar var ve keskin nişancı bunlar. Bir İngiliz gazetecisi daha sonra anlatıyor, yayınlanmış İngiltere'de. Diyor ki bu keskin nişancılardan bir tanesi bayanın cesedini gördüm. Tam 52 tane kurşun yemişti. 52 tane kurşun yemişti. Yine anekdot bilgi, savaşla ilgili. Havada merminin mermiyi vurması mümkün müdür? Havada merminin mermiyi vurması mümkün müdür? Çanakkale Savaşı'nda binlerce mermi birbirini vurmuştur. 1 metrekarelik bir alana, bakınız 1 metrekarelik bir alana dökülen insan kanı 5 kilo. 1 metrekarelik bir alana bir insanda kaç kilo kan var bilmiyorum. Tıpçı arkadaşlar vardır. 1 metrekarelik alana dökülen insan kanı 5 kilo. Bu savaşta gerçi centilmenler savaşı diyor bazıları ama ben centilmenler savaşı demiyorum buna. Niye demediğimi ifade edeyim. Eğer centilmenler savaşı olsaydı Anzaklar Mehmetçiğin kellesini kesip ülkesine götürmezdi. Biz hiçbir Anzağın veya müttefik donanmasından gelmiş müttefiklerin askerinin kellesini kesip şehirlerimize sergi açmak için getirmedik. O askerimizin kellesi getirildi daha sonra geriye. Onu ifade edeyim. Ha burada gerçekten Mehmet Niyazi abinin ifadesiyle onun zaten sohbetimin de adını onu koydum. Çanakkale Mahşeri diye. Gerçekten bunu savaş diye tarif etmek pek mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? 422 gün süren savaşta kayıtlı verdiğimiz şehit sayısı 253 bin. 253 bin şehit vermişiz. Bugün Trabzon şehrinin nüfusu ne kadar? Şehir merkezinin 150 bin mi? 200 bin mi oldu? 140 yani neredeyse bu kayıtlı asker sayısı yalnız. Siviller hariç. Veya Galatasaray Lisesi öğrencileri, Tıbbiye Mektebi'nden gelen öğrenciler hariç. Bakın İstanbul Tıbbiye Mektebi 1918'de mezun veremiyor. Niye mezun veremiyor? Çünkü o seneki çocuklar hepsi şehit olmuş. Anadolu'da, Çanakkale Meydan Muharebesi'nde, hatta bunu da şöyle ifade edelim, aslında Çanakkale Savaşı, gençler savaşı, genç. Genç savaşı. Çünkü cephedeki gençlerimizin büyük bir kısmı genç. Tokat Zileli Ali var. Kınalı Ali. Hep onun hikayesini dinlemişizdir. Kına yakar anası eline. Arkadaşı dalga geçer. Der ki, oğlum işin gücün mü yok, kına yakmışsın eline. Üzülür. Anasına mektup yazar. Ana der, niçin elime kına yaktın? Bak arkadaşlar içinde alay konusu oldum. Anası mektup yazar. Oğul der, bizde 3 şekilde kına yakılır. 1, kurbanlık koyuna kına yakılır. 2, geline kına yakılır. 3, askere giden evladımız diğer devlet için şehit olsun diye onu biz vatana ayırmışızdır, vatana. Vatana ayrılan çocuklarımıza kına yakarız. Sevincini uçar.
Niçin kınaya karmışız? Vatanımız için ayırdığımız evlatlarımıza kına yakarız biz. Niye? Şehit olsun diye. Gördük. Kıymetli misafirler, dinleyenler. Öğrencilerim sorar bana. Belki burada öğrencilerim de var. Benimle beraber iki öğrencim geldi. Söylemedim onlara. Bu sohbeti ayırdım. Hocam, ay yıldız. Ay yıldız. Ay Allah'ı sembolize eder. Yıldız Hazreti Peygamber'i sembolize eder. O kırmızı da şehitleri sembolize eder. Onu bu sohbet için ayırdım özellikle. Anlatmadım. Derste sordular, söylemedim. Ay Allah'ı, yıldız Hazreti Peygamber'i, o kırmızı da şehidin kanını sembolize eder. İşte bayrak orada. Devam edelim. Çanakkale ile ilgili. Komutanlar değişir. Hedefleri İstanbul'a bir an önce varmaktır. Ha bu arada anekdot bilgi de vereyim. İstiklal Caddesi'nde Fener alayı düzenleyenler de var. Kim için düzenliyorlar bunu? Müttefik donanmaları için. Müttefik donanmalarını karşılamak için Fener alayı düzenleyenler var İstanbul'da. Aynı şeyi İzmir'de görmek mümkün. Milli mücadelede Yunan askeri İzmir'e çıktığında yaşa var ol diye bağıranlar da var. Bir anekdot bilgi olarak söylüyorum. Yine bu mücadele sürerken gerçekten yani olağanüstü haller mi dersiniz? Yani insan aklının, insan fikriyatının kabullenemeyeceği haller mi dersiniz? Hepsini yaşamak, görmek mümkün. Ama eleştiri babında şunu söyleyeyim. O her bir metre karesine 5 kilo şehit kan akan toprakları ziyarete gittiğimizde şimdi düzeldi, şimdi güzel. Piknikler yapılmış, çöp atılmış, her taraf toz toprak içinde olduğu günleri ben gördüm. Rahmetli hocam İsmet Biroğlu benim, Sürmeneli. Bugün akademide, üniversitede hoca olmamın müsebbibi de rahmetli hocamdır. Bir gün dersinde dedi ki, oğlum bir şehre gittiğiniz zaman dedi, o şehrin iyi midir, güzel midir olduğunu anlamak için şunu yap. Önce mezarlığa bakın, mezarlığa. Mezarlık temiz mi? Eğer bir şehirde mezarlık temizse o şehir temizdir. Çünkü ölüsüne saygısı olmayanın dirisine saygısı olmaz oğlum dedi. Ben de böyle yapıyorum, ne yapayım? Hocam rahmetli oldu, 14 sene, 15 sene oldu. Mekanı cennet olsun. Herhalde burada biri olanı bilirsiniz. Buradan göçmüşler Bayburt ama esas onlar Sürmeneli. Kardeşi Nusret Biroğlu. Valilik yaptı yıllarca Diyarbakır'da, Hatay'da, Bolu'da. Yani İsmet Hoca benim babam, mani babam. Bugün üniversitede rahat rahat ders anlatıyorsam, Osmanlı tarihi anlatıyorsam, hocam Osmanlı tarihçisiydi. Böyle anlatırdı. Tekrar dönelim, biz mücadeleye, Çanakkale'ye dönelim. Hakikaten batılı devletlerin o güne kadar yaptıkları ittifakın ortaya çıkardığı o devasa donanma, devasa güçler. Saydık ya sohbetimizin başında. Teyare gemisi var, teyare gemisi. Yani uçak gemisi var. Bu arada muhteşem bir istihbari yapı var. Denizaltıları var. Yani donanma ile ilgili veya askeri yapı ile ilgili aklınıza ne gelirse bugün için istihbari bilgi. Denizaltı, teyare gemisi, uzun menzilli toplar, yani o günün en modern toplar olmak üzere. Bütün teknik, teçhizat, makinalı tüfekler olmak üzere hepsi kullanılmıştır. Ve Mehmetçik orada bu devasa ordunun karşısında göğsünü siper etmiştir. Niye? Niye siper etti? Kahraman olmak için mi? Hayır. Irzını, namusunu, devletini, dinini, vatanını, topraklarını, değerlerini düşman eline geçmesin diye, halel görmesin diye bunları siper etmiştir. Dün akşam yazdım internette gençlere. Dedim ki gençler, şu saatlerde sizin yaşınızda akranlarınız birer birer toprağa düşüyorlar. Birer birer toprağa düşüyorlar. Siz
rahat döşeklerinizde, sıcak yataklarınızda mışıl mışıl uyurken onlar Allahu Ekber diyerek cepheden cepheye koşuyor. Ve kardeşinin karşıda şehit düştüğünü görüyor. Kardeşini, arkadaşını değil. Ve hiçbir tereddüt göstermeden aynı duygu ve heyecanla Allahu Ekber diyerek koşuyor. Neyin hesabını yapıyor biliyor musunuz? Ben diyor, ben biraz daha dayanırsam, biraz daha sabredersem arkamdan geleceklere zaman kazandırırım. Nereden gelecek arkadan? Adam mı kaldı arkada? 85 biri Sarıkamış'ta düştü. Irak'ta, Filistin'de, Galicia'da kalmadı ki asker. Asker kalmadı. İşte büyük komutan Mustafa Kemal Paşa ne diyor burada? Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Ama öyle bir komutan yanında ölünür. Öyle bir komutan yanında ölünür. Askerle beraber, yan yana. Beraber. Ötelerde değil, siper gerisinde değil, onlarla beraber, yan yana. İki gün önce sohbetim vardı üniversitemizde. Öğretmen okullarının açılışıyla ilgili. Orada bir örnek verdim. Bizim hükümdarımız, kanunla ilgili. Hep söyleriz ya, muhteşem Süleyman, muhteşem Süleyman. Burada hemşerilerimiz bilsin. O muhteşem Süleyman Trabzon doğumlu. 15 yaşına kadar burada eğitimini aldı. 8 yaşında İstanbul'a gitti dedesinin yanına. Kimin yanına? 2. Bayezid, Bayezid Veli'nin yanına gitti. Tekrar geri geldi. Yine bizim kültürümüzde bir şey vardır. Kız çocuğunun terbiyesinden anne, oğlan çocuğunun terbiyesinden baba mesuldür, baba. Hep konuşuruz ya, anasına bak, kızını al deriz. Bu boşuna söylenmiş bir laf değildir. İşte Kanuni anasının babasının yanına gelir. 15 yaşına kadar buradadır. Babasının tahta çıkışıyla beraber İstanbul'a gider. İsmail Hakkı Demircioğlu, sizin hemşeriniz, hayratlı, benim can dostum, kardeşim. Hocam dedi, o eğitim bilimcisi, Osmanlı'daki 15 yaşındaki bir çocuğun aldığı terbiye ve algılama seviyesi günümüzdeki 25-30 yaşındaki bir adamın algılama seviyesiyle aynıdır. E hocam abarttım biraz, o zaman söyleyelim, 4 yaşında mektebe başlıyor çocuklar. 4 yaşında okula başlıyorlar. 6 yaşında hafız oluyorlar, hafız. 6 yaşında hafız oluyorlar. Sadece bu eğitim mi? Hayır, değil. Aynı zamanda sanat eğitimi alıyorlar, sanat. Kanuni kuyumcu. Çok kişi edebiyatçı, evet. Muhibbi mahlasıyla yazıyor ama esas sanatı kuyumculuk, sarraflık. Onun için biz Kanuni'yi anlattık. Aslında vereceğim örnek önemli. Kanuni muhteşem kılan ne biliyor musunuz kıymetli dinleyenlerim? Ekibi, ekibi, kadro, kadro. Kim var? Kemal Paşazade var. Ebu Suud Efendi var aynı dönem. Kim var? Mimar Sinan var. Baki var, Fuzuli var. Sokolu Mehmet Paşa var, Barbaros var. Yani Osmanlı'nın yetiştirdiği kendi sahasındaki en iyiler Kanuni döneminde. Ama Kanuni yetiştirmedi. Onlar beraber yetiştiler, beraber. Akran onlar. Kanuni ne yaptı? Yaklaşık 46 yıl bu muhteşem kadroyu bir orkestra şefi gibi idare etti. Sanattan anlamasa Mimar Sinan'la konuşabilir mi? Edebiyattan anlamasa Fuzuli'yle konuşabilir mi? Denizcilikten anlamasa Barbaros'la konuşabilir mi? İşte değerli arkadaşlar, burada ne var? Her güçlü devlet adamının yanında alimler var, Kemal Paşazade gibi. Alimlerin de o güçlü adamların, devlet adamların yanında tasarrufları var. Onun şekil şemalinde etkisi var. Yaptığı yanlışı ikaz ediyor. Yaptığı doğru tasdik ediyor. İşte nerede? Beraber, uzakta değil, yan yana. İşte Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasının bana göre temel kaynağında bu var. Komutanla asker yan yana cephede. Sırt sırta mücadele veriyorlar. Bu mücadele verildikten sonra daha sonra Almanların yenilmesi üzerine Osmanlı Devleti yenik sayılıyor.
ve Osmanlı Devleti Almanların teslim olması ve yenilmesi üzerine Çanakkale'de kazandığı birçok değeri kaybediyor. Çanakkale'yi savaşarak geçemeyen müttefik donanması elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'u işgal ediyor. Hangi anlaşma imzalanıyor? Mondros imzalanıyor 30 Ekim 1918 ve orada verdiğimiz uğraş, emek bir nevi heba oluyor. Ama kazancı ne bize? Büyük bir kazancı var. Çanakkale Bahçeli'nin bize kazandırdığı en büyük katma değer şu, kıymetli dinleyenlerim. Milli mücadelenin tohumları burada atılıyor. İnsanımız, bakın 93 harbinden itibaren, yani 1877-78 harbinden itibaren, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren, 45 yıl boyunca sürekli cephelerde kaybeden, sadece Yunanlara karşı kazandığımız ufak bir muharebe var. Bu 45 yıl içerisinde. Batı'ya karşı cephelerde, masalarda, diplomaside sürekli kaybeden, moral motivasyonu yıkılmış Türk toplumu Çanakkale ile beraber yeni baştan kazanabileceğinin farkına varıyor. İşte bu farka varma, milli mücadelenin de tohumlarını burada ekiyor. Milli mücadele arifesine baktığımızda yine Akif var. Bakın Akif var. Çanakkale'de Akif, milli mücadele Akif var. Akif ne yapıyor? Sevgili gençler biliyor musunuz? Fatih'te hanımını, kızlarını bırakıyor. Oğluşunu yanına alıyor, oğlunu. Anadolu'ya geçiyor. Anadolu'ya gelirken hanımına ve kızlarına ne diyor biliyor musunuz? Hiçbir şey bırakamıyor para pul. Size Allah'a emanet ediyorum diyor. Herhalde Allah'a emanet ediyorum demek bunun kadar güzel söylenecek başka bir söz olmasa gerek. Ama yürekten, yürekten, dudak ucundan değil, yürekten söylüyor Akif. Ve nasıl ki milli mücadele öncesinde Çanakkale'de Mehmetçiğin manevi dünyasında etki yaratan, işte o muhteşem eseri vücuda getiren Akif, Çanakkale'de milli mücadele geçişte yaptığı sohbetler, vaazlar, Kastamonu'da, Ankara'da, Balıkesir'de yazdığı risaleler, yaptığı konuşmalar, milli mücadelede saf tutmuş askerimizin moral motivasyonu yükseltiyor. Diyarbakır bölge komutanı haber gönderiyor Akif'e. Diyor ki Akif'e, çok gönder, çok. Yazıları çok gönder. Senin gönderdiğin yazıları okuyan askerlerimizin moral motivasyonu yükseliyor diyor Akif'e. Bu Akif. Ama bu Akif'in sırtında giyecek paltosu yok. Burdur milletvekili oluyor Akif. Arkadaşının emanet paltosuyla meclise gidip geliyor ve yürüyerek, uzun bir mesafe yürüyerek. Arkadaşı bir gün diyor ki, ya üstad diyor, bak bir de yarışma yapıldı İstiklal Marşı için diyor. Ciddi de para var. Ya şu parayı alsaydın da diyor, yani bir palto alırdın dediğinde hemen çıkarıyor paltoyu, arkadaşının paltosunu teslim ediyor. Buyur kardeşim diyor. Buyur kardeşim diyor paltonu. O parayı almadı biliyorsunuz. 724 tane şiir geldi İstiklal Marşı için. Akif yazmadı. Niye yazmadı? Hem de orada İstiklal Marşı'nın başında yazar. Ne der? Kahraman ordumuza. Kahraman ordumuza ithafen yazar. Çanakkale onun için yazdı. Ne diyor? Bedir'in arslanları ancak o kadar şanlıydı. Bakın burada çok kıymetli insanlar var. Yani İslam tarihi çok iyi bilen insanlar var içimizde. Bedir Muharebesi'nin nasıl bir şey olduğunu anlatmama gerek var mı? Ne diyor sahabe? Dönüşte Hazreti Peygamber diyor ki, cihad-ı askardan cihad-ı ekbere döndük. Sahabe ürkmüş. Ya Resulallah, kırılacaktık, kırılacak. Hepimizi kıracaklardı. Bundan daha büyük cihad olur mu? Ne diyor Peygamber Efendimiz? Evet diyor, var. Görmediniz mi sayılarını, kaç kişiydiler? Sayısını gördük. Ona göre tedbir aldık. Direncimizi artırdık. Ya içimizdeki diyor düşmanı
Ne zaman, nerede bize galebe çalacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz işte diyor. O daha tehlikeli. O daha büyük cihat. Yani terbiye. İşte Osmanlı Devleti'nin devlet felsefesinin kaynağında bir terbiye devleti, bir ahlak devleti olması yatar. Dikkat edin. Bazı sesler, ben cevabını veriyorum Giresun'da. Öğrencilerim biliyorlar. Her bulduğum fırsatta, televizyonda, derslerimde, konferanslarda cevabını veriyorum. Burada da vereyim. Ecdadıma laf edeni ecdadına laf ederim. Ötesi yok bunun. Hiç ötesi yok. Ortası, gerisi, yanı, yönü yok. Ha dersen ki kardeşim Osmanlı şu hata yapmış. Gel tartışalım. Ama ecdadıma laf etme. Ama ne acı biliyor musunuz? Çanakkale'yi anlattığım bir sohbette Giresun'da bir vatandaş çıktı. Bana Osmanlı'dan bahsetme dedi. Dedim niçin? Ben Osmanlı diye bir devlet tanımıyorum dedi. Anlamadım dedim. Neyi tanıyacağız dedim. Bak benim dedem 1900 doğumlu. Babamın dedesi rahmetli 1874 doğumlu. Ben kimin torunuyum dedim. Ben kimin torunuyum? Kim inkar eder dedim dedesini, atasını. Ben inkar etmiyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Muhterem hanımefendiler. Bir Ümit Meriç ablamız var bizim. Okur musunuz eserlerini? Yeri gelmişken tam hani bam teliğine geldi. Oğlunu almış Edirne'ye götürmüş. Mimar Sinan'ın işte benim ustalık eserim dediği Selimiye'ye götürmüş. Gidenler bilir. Şöyle aşağıdan baktığınız zaman Selimiye Camii'nde minareler yukarıda bir huri gibi birleşiyor gibi görürsünüz. Göz yanılmasıdır. Geriye çıktığı zaman her şey yerli yerinde. Muhteşem bir eser. Oğlunu götürmüş Ümit abla. Anlatıyor oğluna. Oğulcuğum diyor. Bak bu eser benim dedemin, dedesinin, dedesinin, dedesinin eseri. Nasıl buldun? Anneciğim fevkalade diyor. Harika. Cemil Meriç'in torun olmak kolay değil. Bakın torun ne diyor. Anacığım sen torununun, torununun, torununun torununa hangi eseri bıraktın? Yeter değil mi buraya kadar? Bu misal yeter. İşte Çanakkale'yi algıladık mı, algılamadık mı? Bir de öbür eleştiri yapalım. Yani o iğne ve çuvaldız meselesi var ya, bakalım hangisi bize denk gelecek? Tarihçiler. Bir sohbette Giresun'da bir arkadaşımız, şu anda bir üniversite profesör. Anlattı. Soru soran var mı dedi. El kaldırdım. Hocam dedim, ben derse giriyorum, öğrencilerim dersine giriyorum. Çanakkale'yi anlatan hangi romanı, hangi hikayeyi, hangi şiiri, hangi tarihi eseri öğrencilerime tavsiye etmemi istersin? Söyle bakalım. Çıt yok. Bu bahsettiğim konu 15 sene önce. Yine benim çok sevdiğim Mehmet Niyazi abim var. Tanıyanlar var demişsinize, Mehmet Niyazi Özdemir. Benim misafirim oldu Giresun'da, 3 gün evimde kaldı. Adam. Vakfı Kebirli, oradan Akyazı'ya göçmüş. Mehmet Niyazi abi bekar. Evlenmesi de mümkün değil. Millet bakıyor niye diye. O iki dünya arasında adlı romanını okursanız, niye olduğunu anlarsınız. Mehmet Niyazi abinin eseri var, Çanakkale Mahşeri. 2000 yılında bu eser kaleme alındı. Kıymetli dinleyenlerim, Mehmet Niyazi abi bu eseri kaleme alırken tam şu kadar kaynak kullandı. Bakın 80 sayfa. Kaynak kullandı. Yani 800 civarında kaynak okuyarak bizim arşivlerden, bakın Çanakkale Mahşeri'ne ait eser kaleme alırken tam 800 tane eser İngiliz arşivlerinden ve bizim arşivlerden başta olmak üzere bizzat ve o eserde geçen isimlerden sadece iki tanesi gerçek değil. Hepsi tam gerçek isimler. Erzincanlı Oğuz Dayı'nın hikayesiyle başlar roman. Çanakkale'ye gidiş.
Oğuz'la ilgili de oğlunu bırakır. Anasını baksın diye. Oğul da gider. İşte dedik ya biraz önce. İhtiyar kuvvetleri cepheye çağırır, oğul da gider. Ama hiç karşılaşamazlar cephede. Hikaye böyle devam eder. Bayramlar olur. Bakın bayram olur. Bayram namazında oğlunu arar Oğuz dayı. Anacığızı geride, o sohbetin başında anlattığım Ermeni çetesinin tasallutuyla karşı karşıya kalır. Erzincan Kemah'ta. Hikaye böyle gelişir. Romanın sonu şöyle biter. Aslında roman öyle biter ama gerçektir bu. Arşiv kayıtlarında vardır bunlar. Savaşın akabinde, savaşın sonunda bir İngiliz gazeteci cepheye gelir. Orada çuval ters çevrilmiş, kol ve baş açılmış iki tane bebe. Der ki, adınız nedir? Der ki, Gazanfer. Seninki Muzaffer. Allah Allah der. Ya Türkler kaç yıldır yeniliyorlar cephelerde. Hala çocuklarına verdikleri isme bakın. İsimler önemli sevgili arkadaşlar. Hiç kimse tesadüfen çocuğuna isim vermez. Bir hatıra için verir. Der ki, size bu isimleri kim verdi? Anamla babam. Onlar nerede? Şehit oldular. Kim söyledi bunu size? Köyün imamı söyledi. Size kim bakıyor? Ninem bakıyor. Nerede yaşıyorsunuz der. Bir tane kırık dökük bir bina, kargir bina, eski dökülür, perişan. Oradan bir koca karı çıkar. Çağırır torunlarına. Gelin bakalım der. Çocuklar girdikleri çuvala takıla takıla düşe kalka giderler. Gazeteci der ki, eğer Tanrı bu milleti bu savaşla beraber arzın göbeğine almış olsaydı, arz bu milleti tutamazdı. Bu millet arzın başka bir yerinden bir fidan filizi gibi tekrar yeryüzüne çıkar ve bu dünyaya gene bir sonu anlatır. Hikaye böyle biter. Sonra yazıldı kitaplar, şiirler yazıldı, kısmen de olsa. Bunu niye anlatıyorum? Tarih hafızadır, hafıza. Nasıl ki bebeğin hafızası yoksa, tarihini unutan toplumların da hafızası yok gibidir. Bir çocuklarımıza kendi masallarımızı, hikayelerimizi, şiirlerimizi, destanlarımızı anlatacağız. Bunlarla büyüteceğiz çocuklarımızı. Yeri gelmişken bir önemli anekdot bilgi unutursam sonra pişman olurum. Bunu söylemem lazım. Sürekli televizyonlarda tartışılan programlar var ya, işte hocam esir alınıyor birileri. Osmanlı'da esir ve köle var mıydı? Tabii var. Savaş yapıyorsun, esir alıyorsun vatandaşı. Sen esir vermiyor musun? Yenildiğin savaşlara esir vermedin mi? Bu memleketin çocuklara esir gitmedi mi? Gitti. Ama esas mevzu burada başlıyor. Nerede? Esire muamelede. Esire yapılan muamelede. Bu benim çalışma alanım, saham. Gülbahar Hatun Vakfiyesi yok mu Trabzon'da? Önemli, büyük bir vakıf. Büyük bir vakıf. Yaptığı hizmetler önemli. Yapılan sistem şu. Esir alınan kişi var mı? Bu esirler vakıflara gönderiliyor. Vakıfların büyüklüğüne göre. Büyük vakfa 3, 5, 7 kişi. Küçük vakfa 1 kişi. Bakın zulüm yok. Nasıl zulüm yok biliyor musunuz? Bakkallık yapmasını bilmeyen bir adama sen bakkallık yap dersen ona zulüm yapmış olursun. Çünkü bakkallığı bilmez. Ömründe kasaplık yapmamış bir adama desen ki sen gel kasaplık yap ona zulmetmiş olur. Bilmez kasaplığı. Osmanlı bunu yapmıyor. Soruyor vatandaşa. Diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Esire. Ben kasabım diyor. Gel kardeşim. Sen bizim vakıfta kasaplık yapacaksın. İşini yaptırıyor. Ne kadar zaman? 3 sene. 3 sene boyunca orada çalışan esir iyi hali görüldüğü takdirde azat ediliyor. Hür bırakılıyor. Hocam hür bıraktık da bu adamı cız çıbıl sokağa mı salacağız? Hayır, sokağa salmayacağız. Ne yaptık?
3 yıl boyunca kölenin günlük yevmiyesini vakıf sandığında biriktirdik. Azat ettiğimiz köleye bunu tebliğ edeceğiz, vereceğiz. Buyur kardeş diyeceğiz, bu senin hakkın, hak, hak. Bu senin hakkın. İşte Osmanlı adaleti bu. Eğer bunun adı kölelikse, kölelik. Aynen böyle. Uygulama bu. Saray, devşirme sistemi, yeri gelmişken söyleyeyim. Yani soru sormadan ben söyleyeyim. Balkanlarda Osmanlı himayesine giren aile sayısı, aile 2,5 milyon. 2,5 milyon aile Osmanlı vatandaşı. Bir aile 5 ile çarpılıp nüfus bulunur. Bakın bir aile, bir hane diye geçiyor o kayıtlarda. Haneyi 5 ile çarparsın, nüfusu bulursun ortalama. Yani ne kadar nüfus var? Yaklaşık 12-13 milyon. Osmanlı eğer devşirme sistemiyle hakim olduğu coğrafyadaki gayrimüslimleri, bakınız gayrimüslimleri asimile etmeyi düşünseydi, çok kolay bir sistem bu. Her ailenin erkek çocuklarını alırdı, kendi eğitim sistemine entegre ederdi ve bir iki nesilde, bir nesil 25 sene sayılır Osmanlılar'da, bir nesil 25 sene. İkinci nesilde, hani Avrupa'ya gidişlerimiz var ya, 50. yılda bakın ikinci nesil bozulmaya başladı. Osmanlı muhteşem bir yapıya sahip Osmanlı. İkinci dönemde bu gayrimüslim vatandaşların tamamını asim etmez miydi? Ama etmedi. Nasıl yapılıyor değişim sistem biliyor musunuz? Ferman gönderiliyor Balkanlara. Ha bu arada söyleyeyim. Ermeni ve Rum'dan devşirme alınmıyor. Ermeni ve Rum'dan devşirme alınmıyor. Ermeni ve Rum asil millet sayılıyor. Asil, asıl. Teba. Zıbbi hukukuna tabi teba. Ben Müslüman Türk olarak neye sahipsem o da aynı şeye sahip. Ondan devşirme alınmıyor. Ha anekdot bilgi olsun söyleyeyim. Bir ara Müslümanlardan devşirme alınıyor. Özellikle Arnavutluk ve Bosna Hersek'teki Müslüman vatandaşlara devşirme alınıyor. Onların şeyi farklı. Yıllık alınan devşirme ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Lütfen iyi dinleyin. Yıllık alınan devşirme sayısı 270, 300, 350, 210, 2,5 milyon aileden alınan devşirme sayısı yılda 300, 350, 500 ile geçmiyor. Bunlar saraylara getiriliyor. Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Galatasaray, Galatasaray olmak üzere eğitim görüyorlar. Hareme gelelim. Bunlar önemli şeyler. Direkt ilgilendiriyor. Ahlakımız ilgilendiriyor. Harem ne biliyor musun harem? Harem padişahın istediği şey yaptığı yer değil. Harem Osmanlı bürokrasisinde görev alacak bayanların eğitim aldığı yer. Padişah oradan saraydan çıkan vezirini, beylerbeyini, sipahisini gönderirken saraydan evlendiriyor. Ve Osmanlı geleneğinde bekar idareciler yok denecek kadar az. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Padişah kendisi göz koyduğu bir hanımefendiyi vezir evlendirir mi ya? Yoksa bize sizin hükümdarınız ahlaksız mı demeye çalışıyorlar? Ayıp oluyor, ayıp. Ayıp oluyor. Bir kere Osmanlı Devleti'nin hayat anlayışının kaynağında ne olduğunu anlatmaya gerek var mı? Ne diyor Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiklerinde? Memluklu uleması diyor ki, Memluklu uleması, efendim siz artık Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn oldunuz. Yavuz ne diyor? Ne münasebet? Ne münasebet? Yani biz mukaddes mekanların hakimi değiliz. Ya neyiz? Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn. Biz mukaddes mekanların hademesiyiz diyor, hademesi. Bakın bu bir anlayış meselesidir. Osmanlı böyle anlıyor. Biz de böyle anlayacağız. Biz de böyle anlayacağız. Toparlayalım. Soru falan da belki olabilir. Bektaş inancına ait çok güzel bir söz var. Ben çok onu kullanırım derslerde. Bektaş der ki, cehennemi tarif eder. Cehennemde ne ot var, ne odun var, ne ateş var,
Ne çalı var ne çırpı var. Herkes giderken otunu, odununu, çalısını, çırpısını yanında götürür. Sadece şu vecih söz var ya, günlerce konuşulması lazım. Sözlerimi büyük bir medeniyetin, büyük bir medeniyetin, büyük bir inancın mensup olmaktan dolayı duyduğum muhabbetten, keyiften dolayı böyle bir sohbete katıldığım için, böyle bir sohbetin bir üyesi olduğum için kendim bahtiyar adediyorum. Allah yardımcımız olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.